Selam dostlarım nasılsınız? Yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Videolarımın daha fazla izlenmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bence kamp yapma hikayelerini herkes sever. Hem neden sevmesinler ki? Hiçliğin ortasında yalnızca ağaçlardan oluşan bir medeniyetteyken Korkmak her insana iyi gelir. Ben de kamp hikayelerini sevenlerdenim. Çocukluğumdan beri kamp yaparak büyüdüğüm için ister istemez bu kültüre de hakim oldum. En büyüğünden en küçüğüne herkesin dikkatle dinleyeceği hikayeler biliyorum. Elbette bu hikayelerin tamamına yakını uydurma. Ya bölgenin turizmini canlandırmak için yerli halk tarafından uydurulmuşlar ya da köyün delisinin zihninin ürünlerinden. Ama bugün size uydurma hikaye anlatmayacağım. Bugün size bir kampta yaşanan ve bizzat benim başımdan geçen bir hikayeyi anlatacağım. Olay bundan birkaç yıl önce Ege'de bir kamp alanında meydana geldi. Kalabalık bir arkadaş grubumla bütün kış o yaz yapacağımız kampı planlamıştık. Her şeyimiz tamamdı. Küçük bir karavan kiralamış, çadırlar almıştık. Kamp alanı uzun bir derinin hemen yanındaydı. Birden başka alanda kimse olmadığı için kendimizi şanslı hissediyorduk. Kamp alanları kalabalık olduklarında genellikle kirli de olurlar. Çok fazla insan bir araya gelince oluşan görüntü ve ses kirliliği bir süre sonra kamp yapmayı çekilmez bir hale sokardı. Bu yüzden biz bize olmak daha keyifli ve daha sakindi. Ali, Yunus, Ferit ve ben birbirimizi liseden beri tanıyorduk. Onlarla böyle maceralara çıkmak bana her zaman kendimi heyecanlı ve yaşıyormuş gibi hissettirmişti. Belki de yalnızca adrenalin bağımlısı bir avuç gençtik. Ama yine de böyle el değmemiş, bakir yerlerde vakit geçirmeyi dördümüzü de çok seviyorduk. Doğayla ve kendi kendimizle baş başa kalma düşüncesi bizi heyecanlandırıyor. Yeniden ve yeniden yaşadığımızı hissettiriyordu. Sonunda hayal ettiğimiz şeye kavuştuğumuzda ise hissettiklerimizi anlatacak bir kelime bulamıyorum. Kiraladığımız karavana derenin kenarına park ettik ve hiç vakit kaybetmeden çadırlarımızı kurduk. Araçta yanımızda getirdiğimiz ocağı kurduk ve altını yaktık. Yaz ayında olsak da gece çöktüğünde hava soğumuş, rüzgar etrafı ele geçirmişti. Özellikle Yunus böyle ortamlara bayılırdı. Sandalyesini ateşin yakınına çekerken kendisini korkunç bir hikaye anlatmaya hazırladığı belliydi. Bu hikayeleri her kampımız sırasında anlatırdı ve çoğunlukla o anda uydurulukları her hallerinden belli olurdu. Yine böyle uyduruk ve korkutucu olmayan bir hikayeye başlayacağını bilerek güldüm. O anda cebinden bir sürü siyah ve beyaz fotoğraf çıkartıp bize uzattı. Her fotoğraf uzaktan çekilmişti. Hepsinde aynı yaşlı adam olsa da fotoğraflarda adamın elinden tutup yürüdükleri belli olan çocuklar değişiyordu. Üçümüz de neler olduğunu algılayamayan bir ifadeyle Yunus'a baktık. Yavaşça ama kederli bir şekilde bize gülümsedi. Size yine uydurma bir hikaye anlatacağımı sanmıştınız değil mi diye sordu. Hayır, bu sefer size gerçek bir hikaye anlatacağım ve bu hikaye asla aklınızdan çıkmayacak. Karanlık atmosferle sözleri birleştiğinde tüylerim diken diken oldu. Arkadaşlarıma baktığımda onların da dehşet içinde Yunus'a baktığını ve anlattıklarına bir anlam vermeye çalıştıklarını gördüm. Hepimiz pür dikkat bir şekilde onun konuşmaya devam etmesini beklesek de sessizliği bir çığ gibi büyüdü. En sonunda size hem bu dereyle hem de bu dereye yakın köyle ilgili bir hikaye anlatacağım dedi.'' Sadece bana inanmanızı ve inanarak dinlemenizi istiyorum. Bakışları kendi elinde kalan siyah beyaz fotoğraflara indi. Bu köy için eskiden huzurun köy derlerdi. İnsanlarının mutlu ve sevecen olduklarından bahsederlerdi. Hani o yaşlıların bir şeyler anlatırken nerede o eski günler dedikleri günler var ya, işte onlar hep yaşanırdı bu köyde. Herkes Yalnızca kendi kapı komşusunu tanımazmış. Herkes tüm köyü tanırmış. O zamanlarda köyün evlerinde kilit yokmuş. Çünkü köylüler ev kilitlemek ne demek bilmezmiş. Buna gerek duymazlarmış. Kimse kendi köylüsünden şüphelenmeyeceği için evlerinde çil çil altınlar olsa da gönül rahatlığı da evden ayrılırmış. Söylediğim gibi herkesin birbirini tanıdığı sevdiği saydı. Bu yerde neden hırsızlık olsun ki? Ama insan kötüdür. Çiğ süt emmiştir. Bunu kim dediyse çok doğru demiş. Çünkü bir sabah uyandıklarında köylerine taşınmak isteyen bir yabancı bütün köyün hayatını kökten değiştirmiş. Başında şapkası olan açık renk şık bir takım elbise giyen bir adam elindeki ahşap bavuluyla köyün meydanına ulaşmış. Köy ahalisini tek tek selamlamış. Hepsinin yüzüne gülmüş. Ben tanrı misafiri. Hüseyin demiş köylüleri. Beni köyünüze kabul eder misiniz? Köy halkı seve seve bu yabancıyı köylerine buyur etmiş. Adam ilk önce köye bir misafir olarak gelse de zamanla köy halkı onun kalıcı olduğunu anlamış. Yıllar önce ölüp giden yaşlı bir çiftin evini çocuklarından satın alıp Oraya yerleşmiş adam o kadar sıcakkanlı ve iyi huyluymuş ki köylüler onu kısa sürede benimsemişler. Yakışıklı ve gençmiş. Bu yüzden çok geçmeden köyün genç kızları bu çekici, yakışıklı adama gönüllerini kaptırmış. Ama bu adamın oradaki hiçbir kızı gözü görmezmiş. Aşkı aramaz gibiymiş bu yabancı. Herkese gülümseyip yakın davransa da kimse gönlünün onlardan birine kaydığını düşünemezmiş. Bir gece ortalardan kaybolmuş yabancı. Üç gün boyunca onu gören olmamış. Herkes merakla etrafa haber salsa da köy halkından nerede olduğunu bilen bir kişi bile çıkmamış. Bazıları telaşlanmış. Bazıları ise geldiği gibi usulca kayıplara karıştığını düşünmüş. Üç gün sonra güneş daha doğmadan elinde koca bir çuvalla köyün girişinde belirmiş. Köylüler bu garip adam Hüseyin'e bir de elinde tuttuğu çuvala bakmışlar. Hüseyin çuvalı zor bela çeke çeke köyün meydanına getirmiş. Uykudan yeni uyanan köylüler şaşkınlıkla ne yapacaklarını bilememişler. İçlerinden biri bir iskembe getirip Hüseyin'e oturtmuş. Hüseyin nefes nefese zor nefes alıyormuş oturduğu yerden eğilip çuvalın ağzını açmış. O anda bütün köy ahalisinin nutku tutulmuş. Çünkü çuval ağzına kadar hazine doluymuş. Ama öyle sıradan hazinelerden değilmiş bu hazineler. Her biri birbirinden eşsiz takılardan, heykellerden ve objelerden oluşuyormuş. Bu durum köyün delikanlılarından birinin hoşuna gitmemiş. Bu yüzden ileri atılıp bana bak Hüseyin, sen ne işler çeviriyorsun diye öfkeyle sormuş. Ya Hüseyin, bu gencin ne kadar öfkeli olduğunun farkında değilmiş ya da farkında olmak istememiş. Çünkü karşısındaki delikanlıya tatlı tatlı gülümsemiş. Hayırlı bir iş derken sesi sanki yanında bir çuval nereden geldiği belli olmayan hazine değildi. Bir tepsi baklava getirmiş gibiymiş. Köylüler Merakla onun ve çuvalın etrafına toplanmaya başlamışlar. Hatta birkaçı elleriyle çuvalın ağzını biraz daha açıp içindekileri inceleme cesaretinde bulunmuşlar. Altından yapılmış tuhaf bir heykel çuvalın ağzından kaymış ve yere düşüp durmadan önce bir sürü köyün taş meydanında yuvarlanmış. Köylülerden birkaçı eğilip de bu heykele baktığında içlerinden "Put bu!" diye bağırmış köylü doğru söylüyormuş. Gerçekten de bu heykel antik bir tanrıya aitmiş. Çuvalın içine baktıklarında bu tanrı gibi bir sürü tanrı heykeli olduğunu görmüş. İşte o zaman fark etmişler ki Hüseyin köylerine ait antik bir hazine getirmiş. Hüseyin'e bunları nereden bulduğunu sormuşlar. Hüseyin gerim gerim gerinerek kazdım demiş. Hiçbirinizin haberi yok ama Köyümüze çok yakın eski bir şehrin harabeleri var. Köyün yaşlılarından biri çuvaldan çıkan hazineleri gersin geri çuvala doldurmuş. Ağzını sıkıca bağlayarak çekip Hüseyin'in önüne bırakmış. Bu uğursuz şeyleri götür buradan demiş sinirli. Bir yandan tuzakları hızlı hızlı bir dua okuyormuş. Hüseyin bir çuvala bir de yaşlı kadına bakmış. Kurtuluşumuz bu çuvaldadır demiş. İzin verin hepinizi zengin edeyim. Köyümüzü güzelleştirelim. Özellikle bu köyün gençleri bu fikre sıcak bakmışlar. Kolay yoldan, emek harcamadan para kazanmak. Bu kanları deli akan köylülerin şu hayatta en çok istedikleri şeymiş. Ama köyün yaşlıları özellikle bu fikre karşı çıkmış. Hüseyin köylünün kendi arasında bir fikir birliği yapamadığını gördüğünde dileyen benimle bu hazineyi bölüşüp zengin olsun demiş. İstemeyen ise bu şansı ömrü boyunca kaybettiğini bilsin. Biz bolluk içinde yaşarken bizi yalnızca uzaktan izleyebilirler. Köylülerin bir kısmı çuvala ve Hüseyin'e yaklaşırken, bir kısmı ise ondan ve çuvaldan uzaklaşmış. Hüseyin ayağa kalkıp çuvalı sırtına yüklemiş ve yavaş adımlarla çuvalın ağırlığının altında ezilerek köyden çıkmış. Hüseyin yine aynı şeyi yapmış. Orsalardan kaybolmuştu. Hüseyin'in gidişinin ardından birkaç gün sonra köylülerin bir kısmı, Hüseyin'in teklifini kabul etmeyen kısmı, köy meydanından gelen yüksek seslerle uyanmışlar. Neler olduğunu anlamaz bir şekilde koşarak meydana gittiklerinde gördüklerine inanamamışlar. Hüseyin'in teklifini kabul edenler kucak dolusu paralarla dans ediyor, mutluluk türküleri söylüyorlardı. Hüseyin doğru söylemişti. Onun yanında yer alan herkes zenginliğin tadını çıkarıyordu. Köydeki hayvanların sayısı arttı. Köy evleri zenginleşti. İşte o zaman evlerin kapısı ilk defa kilitlenmeye başladı. Şüphe köyün eskiden huzurlu olan sokaklarında dolanmaya başladı köylülerin içlerine bu uğursuz duygu düşmüştü bir kere. Artık geri dönüşü yoktu. Köylülerin yıllardır korumayı başardıkları birbirlerine karşı olan güven duygusu bu yabancı tarafından silinip atılmıştı. Eskiden birbirini eşit olarak dost olarak gören köylüler artık birbirlerinden yüz çeviriyorlardı. Hüseyin'in zengin ettiği köylüler artık diğer köylülere küçümseyerek bakıyordu. Ama yine de tüm bunlara rağmen köyün huzurunu yerle bir eden şey bu değildi. En azından tek başına değil, köyün zenginleşen kesiminden bir haneden bir çığlık sesi yükselmesiyle başladı her şey. Çaresiz bir anne ağlayıp bağırarak evlerinden çıktı. Korkuyla köyün sokaklarını arsınladı. Köylüler ne olduğunu merak ederek Kadının yanına vardılar. Kızım yok diye bağırdı kadın. Yok gitmiş. Çaresiz baba anneyi sakinleştirmeye çalışırken diğer köylüler tüm köyü aramaya başladı. Ama küçük kızdan geriye kalan ne bir ifucuna ne de bir ize rastladılar. Sanki yer yarılmış da içine girmiş gibiydi bu küçük kız. En sonunda bir köylü şimdilerde adı cin deresi olan derede kızın kıyafetlerini bulmuş. Çaresizce kızın annesiyle babasına kızlarını derenin alıp götürdüğüne kanaat getirdiler. Birkaç gün sonra zenginleşen ailelerden birinin daha çocuğu ortadan kaybolmuş. Sonra üçüncü çocuk, dördüncü çocuk ve beşinci çocuk da ortadan kaybolmuş. Bu çocukların nerede ve nasıl kaybolduklarını ne bir bilen ne de bir gören varmış. Ama altıncı çocuk ortadan kaybolmadan önce köylüler onu görmüş. Yaşlı bir adam küçük erkek çocuğunun elinden sıkıca tutmuş. Onu da beraberinde yürütüyormuş. Genç bir erkek bu anın fotoğrafını çekmiş. İşte elinizdeki fotoğraflar o zamanlardan kalma. Zengin ailelerin çocukları birer birer bu yaşlı adam tarafından alınarak Cin Deresi'nin azgın sularına götürülmüş köy halkı, tüm bu olanların sorumlusu olarak Hüseyin'i görüyorlarmış. Onun bu adamın kim olduğunu ve ne istediğini bildiğine düşündükleri için bir gece karanlık çöker çökmez evine baskın yapmışlar. Ama ne Hüseyin ne de eşyaları ortada yokmuş. Hatta ev sanki daha önce kimse orada yaşamamış gibi duruyormuş. Duvarlar ve yerler pislikle örümcek ağlarıyla kaplıymış. Hüseyin'in burada yaşadığına dair en ufak bir iz bile yokmuş. Çaresiz ve acının pençesindeki köylüler ne yapacaklarını bilmez bir şekilde evden çıkmışlar. Yaşadıkları acılar ve kayıplar yüzünden köyü tamamen terk etmeye karar vermişler. Bu kararlarını da en kısa sürede icraata dökmüşler. İşte o günden beri Cinderesi'nin Hemen öbür yanındaki bu köy bomboş. Yunus hikayesini bitirdiğinde, ensemden aşağı yoğun bir ürperti indi. Anlattıklarının gerçek olduğuna o kadar inanmıştım ki, ağlamaya başladım. Neden ağladığımı ben de bilmiyorum ama kendimi inanılmaz çaresiz ve üzgün hissetmiştim. Yunus'un anlattığı hikaye hepimizin içine bir gölge gibi çökmüştü. O yüzden erken yattık. Gedi, uykuyla uyanıklık arasında o karanlık noktada bir çocuk şarkısı işitti kulaklarım. Aynı anda hem üzünlü hem de neşeli bir şarkıydı. Sözlerini tam olarak hatırlamasam da tek bir cümlesi asla hafızamdan çıkmadı. Annemizin kollarında olmak isterdik. Şarkının bu kısmını ne kadar çabalarsam çabalayayım unutamadım. Çadırımdan çıktım serin hava tenimi döverken onları gördüm. O çocuklar derinin karşısında bana bakıyorlardı. Tam arkalarında da yaşlı bir adam duruyordu. Çocukların şarkısı bittiğinde adam ellerini havaya kaldırdı. Çocuklar tekrardan dereye girerek gözden kayboldular. Çocuklar kaybolmuştu ama yaşlı adam hala bana bakıyordu. Parmağını dudağına götürerek bana susmamı işaret etti. Ardından o da çocukları takip edip suya girdi ve gözden kayboldu. Sabah herkes uyanana kadar bekledim ve onlara bir an önce buradan gitmek istediğimi söyledim. Yunus'un dışındaki herkes bana karşı çıktı. Yalnızca Yunus başını sallayıp beni onayladı. O gün orayı terk ederken gözlerim Yunus'un üzerindeydi. Dere tamamen gözden kaybolana kadar bir an bile gözünü oradan çekmedi. Sanki benim yaşadıklarımı biliyor gibiydi. Hikayenin sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insan hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.